Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Osmanlı Devleti 29 Ekim 1914'te Karadeniz'deki bazı Rus hedeflerini bombalayarak savaşa girdi. Bu sırada Almanya Avrupa cephesinde duraklamıştı. Zira Alman ordusunun 15 gün içinde Paris'e girip Fransa'yı teslim aldıktan sonra doğuya dönerek Rusya'yı tepelemesinin mümkün olmadığı bu şekilde görülmüştü. Fakat Enver Paşa'nın nihai zaferi Almanların kazanacağına dair inancı sarsılmamıştı. Almanlar Paris'in 30-40 kilometre doğusundan Marne Nehri boyunca 1 milyon Fransız ve İngiliz, 900 bin Alman askerinin çarpıştığı Marne Savaşı'nı kaybetmişlerdi. Bu yenilgi üzerine Alman Genelkurmay Başkanı Mareşal Moltke istifa etmiş, yerine General Falkenhayn getirilmişti. Bu cephesinde ise Almanya ve müttefiki Avusturya ile Rusya arasında savaş sürüyordu. Tannenberg Muharebesi'nde Mareşal Hindenburg kumandasındaki Alman ordusu, Rus ordusunu kuşatarak hizmete uğratmıştı. Alman ordusu ileri harekata devam ederek 25 Eylül'de Nayman'da Rus ordusunu ikinci defa yenecekti. Bu dönemde başta Enver Paşa olmak üzere Osmanlı harp yönetimi 3 cephede savaşa odaklandı. Kafkasya cephesi, Süveyş kanalı ve Çanakkale. Kafkas cephesinde Ruslar 1 Kasım'da sınırı geçip Pasinler ve Eleşkirt yönünde ilerlediler. Savaştan önce Kafkas cephesinde Rusya'nın 3 kol ordusu ve 1 süvari tümeni vardı. Savaş başlayınca Rusya bunların 3'te 2'sini Almanya ile çarpışmak üzere Batı cephesine göndermişti. Kafkas cephesinde bulunan Osmanlı 3. ordusunun kumandanı Hasan İzzet Paşa'ydı. Rus Kafkas ordusunun kumandanı General Nikolay Yudenich, Kafkasya Genel Valisi de Voronsov Daşkov'du. Artvin, Ardahan, Kars, Oltu, Sarıkamış ve Kazman 1877-78 Rus Harbi'nden bu yana Rusya'nın elindeydi. Ruslar yaptıkları demiryolu sayesinde Sarıkamış'a asker ve mühimmat gönderebilecek durumdaydı. Sınırın Türk tarafında ise demiryolu Ankara ve Konya'da sona eriyordu. Asker ya buralardan yürüyerek ya da Trabzon'a kadar denizden gelip ondan sonra yine yürüyerek Kafkas cephesine ulaşabilecekti. Mühimmat da buralardan hayvanlara yüklenerek taşınabilecekti. Rusya Kafkasya cephesine büyük önem veriyordu. Rus Çarı 2. Nikola, Almanya ile kanlı savaşlar devam ederken 20 Aralık'ta trenle Sarıkamış'a geldi ve Rus ordusunu teftiş etti. Savaştan önce Rusya tarafından donatılan 6 Ermeni gönüllü alayı da Türkiye'ye karşı Rus ordusuyla birlikte mevzilenmişti. Tarihçi Sean McMeekin, Ermeni gerilla alaylarının Ruslar tarafından Oltu, Sarıkamış, Kazman ve Iğdır'a yerleştirildiğini belirtir. Rusya bu Ermeni alaylarının iaşesi, silah ve mühimmatı için her ay 100 bin ruble harcıyordu. Bu o zamana göre önemli bir meblağdı.
General Yudeniç daha Temmuz ayında kurulacak Ermeni gönüllü adayları için Rus Genelkurmayı'ndan 25 bin tüfekle 12 milyon mermi tahsis edilmesini istemişti. Balkan Harbi'nde adamlarıyla birlikte Bulgaristan ordusu saflarında Türkiye'ye karşı savaşmış olan ünlü Ermeni liderlerinden Antranik Ozanyan, Amerikalı tarihçi Stanford Shaw'un da belirttiği gibi 15 Ağustos'ta Tiflis'e gelerek terör organizasyonuna başlamıştı. Doğu Anadolu'da da Taşnak ve Hınçak komitalarının faaliyetleri artmıştı. Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'yla Doğu Anadolu'yu kaybetme tehlikesine son vermek, dahası Kafkasya Türkleri ve Müslümanlarıyla irtibat kurarak onları ayaklandırmak düşüncesindeydi. Enver Paşa'ya bağlı Teşkilat-ı Mahsusa adlı özel istihbarat ve operasyon örgütü de bu yönde çalışmalara başlamıştı. Almanlar nasıl Tannenberg Meydan Muharebesi'nde Rus ordusunu kuşatıp imha etmişlerse, Enver Paşa da Allah-u Ekber dağlarından 10. Kolordu'yu indirip Rus ordusunu kuşatarak büyük bir zafer kazanmak istiyordu. Sarıkamış'ta bir kuşatma harekatıyla Rus ordusunu imha etme planları yapan Başkumandan Vekili Enver Paşa, 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'dan rapor istedi. Hasan İzzet Paşa'nın raporu özetle şöyleydi. Ordunun taarruz kabiliyeti zayıflamıştır. Cephane kesattır. Geri hizmetleri çok eksiktir. Sağlık durumu fenadır. Soğuklar şiddetlidir. Bunun üzerine Enver Paşa durumu incelemesi için Kurmay Yarbay Hafız Hakkı Bey'i Kafkas cephesine gönderdi. Hafız Hakkı da Enver gibi ateşli vatansever, hırslı bir askerdi. Yine Enver gibi hanedandan bir kızla evlenmişti. Yani damadı Şehriyari'ydi. Genelkurmay İstihbarat Şube Başkanı Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Enver Paşa'yı uyardı. Paşa Hazretleri, Erzurum ve Kars yaylalarının kışı pek şiddetlidir. Ruslar demiryolu sayesinde Kars'a hatta Sarıkamış'a kuvvet yetiştirebilirler. Bizim yollarımız bile yok. Değil kuvvet sevki, erzak bile ulaştıramayız. Karabekir, Kafkasya'da harekat yapılmasını Almanların teşvik ettiğinden şüpheleniyor, harekatın bahar aylarında yapılması için ısrar ediyordu. Enver Paşa'nın binbaşı Karabekir'e cevabı şu oldu. Senin şarktaki vaziyetten haberin yok galiba. Bir dünya savaşına hiç girmeyip bir yıl beklenseydi, bir silahlı tarafsızlık, silahlı seferberlik ve tarafsızlık yapılabilseydi belki kader daha başka olacaktı. İşin ilginç yanı, bize büyük vaatlerle ittifak yapan Almanlar söz verdiklerinin hiçbirisini tutamadılar. Karadeniz üstünlüğünün Ruslara, Akdeniz üstünlüğünün İngilizlere ve Fransa'ya geçmesiyle karayolundan da hiçbir destek sağlanamayınca 1916'da Bulgarların ittifaka katılacağına kadar hiçbir tren yoluyla, karayoluyla da verilen sözler tutulamadı ve hiçbir lojistik sağlanamadı. Ayrıca son 50 yıl içerisinde Almanların ıslahat hareketleri içerisinde bize sattıkları bir kuşak eski silahlarla da böyle bir savaşa girmek büyük hataydı. Kurmaylar kağıt üzerinde olağanüstü bir plan harekatı olduğunu söylüyorlar. Fakat savaşlar kağıt üzerinde yapılmıyor, savaşlar doğada yapılıyor. Sarıkamış'a doğru gidildikçe, ana üstten uzaklaşıldıkça yol, lojistik hiçbir zaman hesaplanmamıştı. Haritalar üzerinde bulunan keçi yolları sanki büyük şoseler gibi gösterilmişti. Ve hiçbir zaman gerekli yiyecek, sağlık hizmetleri sağlanamadı. Hasan İzzet Paşa'nın çok güzel bir anekdotu var. Bu savaşa hiç girilmesi istemeyen bir komutan biliyorsunuz, 3. Ordu Komutanı. Diyor ki 150 bin kişilik orduyu kaldığı yerde, bulunduğu yerde bile bir ay besleyecek yiyeceğim yok. Ve askerin yarısı çıplak. Ulaşım yok. İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Erzurum'a bir şose, Erzurum'dan Sarıkamış'a gidilecek. Karadeniz üstünlüğü Ruslara geçince deniz yolu tamamen iptal oluyor. Tren yolumuz hiç yok.
Çünkü son 100 yıl içerisinde Ruslarla yapılan her anlaşmada Ankara'dan bu tarafa demir yolu yapılmayacaktır kuralı var. Ama Ruslar 1878'de Sarıkamış'ı aldıklarında yaptıkları ilk iş Tiflis'ten Sarıkamış'a kadar tren yolu döşediler. Aynı şekilde 1916 Şubat'ında Erzurum'u aldıklarında Bahar'la birlikte Sarıkamış ormanlarını talan ederek Sarıkamış'tan Erzurum'a kadar tren yolu yaptılar. Tren yolunun bu kadar olduğu, önemli olduğu günlerde bizim sadece İstanbul'dan Ulukuşlu'ya kadar bir tren yolumuz vardı. İstanbul'dan yola çıkan trenler Ulukuşlu'ya 15 günde geliyordu. Ulukuşlu'dan Erzurum'a kadar bir buçuk ay yürüyüş yoluyla gelen askerlerin ve subayların ayakkabıları parçalanmış, üstleri başları yırtılmış oluyordu. Aynı şekilde Ulukuşlu'dan sırtına yem yüklenmiş bir hayvan, sırtındaki yükün 1,5 misli yolda harcamaktaydı. Dünya savaş tarihinde böyle bir lojistik görülmüş değildir. Asker, Kızılçubuk'ta 25 Aralık'ta son yemeğini yiyor. Ve bir daha 5 Ocak'a kadar hiçbir şekilde sıcak yemek yiyemiyor. Hatta peksimet kırıntılarını bile bulamayacak hale geliyorlar. Böyle bir savaş desteği, böyle bir lojistik desteği olan bir ortamda askerin savaşması pratik olarak mümkün değildi. Enver Paşa durumu incelemesi için Yarbay Hafız Hakkı'yı Kafkas cephesine gönderdi. Hafız Hakkı İstanbul'dayken taarruzun baharda yapılması düşüncesindeydi. Fakat 3 Aralık'ta Kafkas cephesinden Enver Paşa'ya gönderdiği raporda dirayetli kumandanların Sarıkamış taarruzunu başarabileceğini bildirdi. Kendisi de kol ordu kumandanlığı istedi. Enver Paşa 6 Aralık'ta Yavuz zırhlısıyla Trabzon'a geldi. Buradan Erzurum'a geçti. Yanına Genelkurmay 2. Başkanı Alman Bronzart von Schellendorf Paşa ile bazı Türk ve Alman subaylarını da almıştı. 7 Aralık'ta Yarbay Hafız Hakkı Bey albaylığa yükseltildi. Enver Paşa yola çıkmadan önce kışın yapılacak bir taarruza karşı olan Hasan İzzet Paşa'yı azletmekte kararlıydı. Enver Paşa 3. Ordu Kumandanlığı'nı Liman von Sanders'e teklif etti. Sanders bu görevi kabul etmedi. Bu harekatın kış aylarında yapılmasını yanlış bulduğunu söyledi. Fakat Bronzart Paşa kış aylarında harekatın mümkün olduğunu düşünüyordu. Enver Paşa 14 Aralık'ta cephede 3. Ordu'yu teftiş etti. Hasan İzzet Paşa'nın 18 Aralık'ta Enver Paşa'ya sunduğu rapor şöyleydi. Bu harekatı şüpheli görüyorum. Başarısızlık halinde uzun sürecek olan sefer aleyhimize dönecektir. Meydan muharebesi yapmayıp düşmanı uzaklaştırmakla yetinelim. İleride taarruz için hazırlanalım. Enver Paşa ertesi gün 19 Aralık'ta Hasan İzzet Paşa'yı azletti. 3. Ordu'nun kumandasını üstüne aldı. 35 yaşındaki başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa'nın Harp Akademisi'ndeyken hocası olan Hasan İzzet Paşa'ya şöyle dediği iddia edilir. Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim. Peki Hasan İzzet Paşa'nın ve binbaşı Kazım Karabekir'in savunduğu gibi Sarıkamış taarruzunu bahara bırakmak mümkün değil miydi? Mümkündü. Ancak Hindenburg karargahında görevli olan Türk askeri ateşesi bu Almanların Ağustos ayında kazandıkları zaferi sebep olarak göstererek bizim de baskın tarzı bir harekat icra etmemizi tavsiye etti. Bu tavsiye doğrultusunda Osmanlı Genelkurmay yetkilileri bir an önce Rusların tam bir şekilde toparlanmasına imkan vermeden bu taarruzu icra etmek istediler. Enver Paşa 20 Aralık'ta Sarıkamış Harekatı emrini verdi. Buna göre Ahmet Fevzi Paşa kumandasındaki 9. Kolordu Güneybatı'dan, Abdülkerim Paşa kumandasındaki 11. Kolordu Güney'den, Albay Hafız Hakkı Bey kumandasındaki asıl vurucu güç olan 10. Kolordu ise kuzeyden taarruz ederek Sarıkamış bölgesindeki Rus ordusunu kuşatıp imha edeceklerdi. Enver Paşa'nın harekat planı kağıt üzerinde çok güzeldi. Albay Hafız Hakkı Bey emrindeki kuvvetlerle Soğanlı Dağları'nı ve Allahu Ekber Dağları'nı aşarak
Sarıkamış'a yönelik bir çevirme harekatı, bir ihata harekatı tertip etti. Diğer kolordular ise 11. ve 9. kolordular daha güney bölgesinde Köprüköy Azap kesiminde yer aldıkları için bunlar hızlı hareket edemediler. Dolayısıyla kolordular arasındaki bir irtibat kopukluğu Sarıkamış'ta istenen başarının elde edilmesine engel teşkil etmiştir. Genç ve Atak Albay Hafız Hakkı Bey'in emrindeki birliklerle daha geniş bir çevirmeyle daha iyi sonuç almaya kalkması Türk askeri tarihinin en büyük facialarından birine yol açtı. Albay Hafız Hakkı'nın emrindeki 10. Kolordu'nun Sarıkamış'a yönelik yürüyüşünde Soğanlı Dağları'nın ardından Allahu Ekber Dağları'na devam eden yürüyüşte Türk ordusunun elinde yeterince ayrıntılı haritalar yoktu. Dolayısıyla bu arada bir ordumuzun önemli bir kısmının mesafeyi daha da uzattığını, efendim bu da Sarıkamış'a yani hedefe ulaşılmasını daha da geciktirdiğini burada söylemek gerekir. Osmanlı ordusunun bu dönemde, bu şartlar altında böyle bir harekata icra etmesi son derece zordu. Çünkü ordunun lojistik destek birimlerinin bu harekatı sonuna kadar desteklemesi pek mümkün görünmüyordu. Giyim kuşam konusunda kışlık elbiseler bulunmaktaydı ancak yeterli değildi. Mevsim şartlarına baktığımız zaman bölgede eksi 30 derecelere varan bir soğuk söz konusu ve kar ve tipi de çoğu birliklerimizin yolunu kaybettiğini bu yüzden güzergahın daha da uzadığını ve Sarıkamış'a zamanında gidilemediğini burada görmekteyiz ki 19 saatlik bir gecikme yaşanmıştır bu harekat esnasında. Hazırlık yapılmadan, gerekli lojistik sağlanmadan yapılan harekat resmi rakamlara göre 30 bin askerin donarak şehit düşmesiyle sonuçlandı. Sarıkamış harekatına katılan birliklerimizin genel mevcuduna baktığımız zaman 90 bin civarında bir askerle bu harekatın icra edildiğini görmekteyiz. 10. kolordunun personel sayısı ise 35 bin civarındadır. Bu personelin daha sonra, harekat sonrası elimizde yaklaşık 3000 kadar kişisinin sağ kaldığını biliyoruz. Ortalama 30 bin civarında bir askerimizin donma, hastalık vesaire sebeplerden zayi olduğunu belirtebiliriz. Mareşal Fevzi Çakmak 1935 yılında Harp Akademisi'nde verdiği konferanslarda faciadan Enver Paşa'yı ve harekattan sonra generalliğe yükseltilen Hafız Hakkı Paşa'yı sorumlu tutacaktı. Sarıkamış'ta bu iki genç kumandan ordunun ortalama kabiliyetini değerlendiremediler. Herkesi kendileri gibi görerek kuvvetleri vaktinden önce israf ettiler ve bizi yenilgiye uğrattılar. Mareşal'in şu tahlili ise savaş için olduğu gibi hayatın her sahası için önemliydi. Bizim tarafta Hasan İzzet Paşa pasif, Hafız Hakkı Paşa ve Enver Paşa çok aktifti. İş başında ikisinin ortası, itidal sahibi birisi bulunmadığından Sarıkamış felaketi meydana geldi. Ruslarda ise 1. Kolordu Kumandanı Berman aktif, Ordu Kurmay Başkanı Yudeniç pasif. Ordu kumandan yardımcısı Mişlayevski ise kuruntulu olmakla beraber planları uygularken normal sayılabilirdi. Bu durum ortalama bir harekat şeklini doğurmuş ve Ruslar başarılı olmuştur. Emir komuta zincirinin en büyük hatayı Enver Paşa yapmıştır. Kendisi bir başkomutan vekilidir. Ama Erzurum'a gelerek Hasan İzzet Paşa'yı görevden aldıktan sonra tenzili rütbe yaparak kendisi 3. Ordu komutanı yapmıştır. Çünkü Hasan İzzet Paşa istifasını vermiştir. Yerine atacak o rütbede bir komutan yoktur. Bir anlaşmaz 3. Ordu komutanı bulmuştur. Kendisi 9. Kolordu'nun başına geçmiştir.
Kolordu komutanı pozisyonuna tekrar bir tenzil rütbe yapmıştır. Hatta 29. tümenin başına geçmiştir. Tekrar bir tenzil rütbe yapmıştır. Hatta 29. tümenin başındayken Sarıkamış önünde bir topçu binbaşının yanına geçerek şu karşıya ateş et derken kendisi bir topçu tabur komutan üzerine düşürmüştür. Böyle bir karmaşa içerisinde böyle bir emir komutan üzerine kabildiği durumda tümen komutanları, kolordu komutanları yetkileri kaybetmiştir ve tamamen bir emir karmaşası içerisinde savaş sonlanmıştır. Hafız Hakkı Paşa'nın anıları yeni yayınlandı. Murat Bardakçı yayınladı. O kadar ilginç bir cümle var ki orada. Enver Paşa geriye çekiliyor ama dramı Hafız Hakkı Paşa yaşıyor. Muhacirler, yaralılar, hastaneler, geri çekilenler, köylülerin halleri, tifüste ölen insanlar, yüzlerce, binlerce şehidin toplu defnedilişlerini gören Hafız Hakkı Paşa diyor ki, ey Enver, bu 100.000 şehidin hesabını nasıl vereceksin? Sanki o 100.000 şehidin vebalinde onun hiç günahı yokmuş gibi davranarak adeta duyarsız davranmıştır. Bu hazin ve feci akıbetten sonra Enver Paşa, üzerine aldığı 3. Ordu Kumandanlığını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a döndü. Yayınladığı bildiride askerin kahramanlığını övdü, Sadrazam Sait Halim Paşa'ya yazdığı gizli telgrafta da şunları yazdı. Rus ordusu tamamıyla mağlup edilmemişse de huduttan dışarı atılmıştır. Yorulmuş olan ordu dinlendirilerek ileri harekete hazırlanmaktadır. Ben de Hafız Hakkı Paşa'ya kumandayı bırakarak İstanbul'a geliyorum. Bunun mahrem tutulmasını rica ederim. Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış günlüğü 2015 yılında Murat Bardakçı tarafından yayınlandı. Vatansever, ihtiraslı fakat tecrübesiz bir subay olan Hafız Hakkı'nın günlüğüne yazdığı şu satırlar dikkat çekicidir. Bu devlete Kafkasya, Rumeli'den alınacak parçaya göre 100 defa daha mühimdir. Devletin Kafkasya'yı ihmal ederek yine Rumeli'ye ehemmiyet vermesi, Kanuni devrinden beri başlayan felaketleri devam ettirmektir. Bahar'da taarruza geçmezsek Ruslar kendilerini üstün addedecek ve taarruza geçeceklerdir. Ruslar Osmanlı arazisini istila ettikleri vakit Ermeni ve Kürtleri isyana teşvik edebilirler. Rus arazisine biz girecek olursak orada İslam ahaliyi ayaklandırmaya muvaffak olabiliriz. Rumeli'yi kaybeden Edirne hududunda ancak tutunabilen imparatorluk çocukları şimdi gözlerini Türk ve İslam topraklarına çevirmişti. Kafkasya Türk illerinin kapısıydı. Turan'a giden yoldu. İstanbul'a dönen Enver Paşa, Hamidiye kahramanı denizci Rauf Orba'ya yeni bir görev verdi. Buna göre Rauf Bey Afganistan'a gidip devrim yapacak, ayaklanan Afgan Müslümanlarıyla Hindistan'daki İngiliz sömürge idaresini sarsacaktı. Enver Paşa'nın Kurmay Yarbay Kazım Karabekir'e verdiği emir ise bir tümenle İran'a girip Tahran'ı Ruslardan kurtarmak, oradan Bağdat'a yürümekti. Tabii ki bütün bunlar sadece kağıt üzerinde kaldı. Hafız Hakkı Paşa faciayı zafere dönüştürmek için İstanbul'dan Kafkasya cephesine iki kolordu daha gönderilmesini istedi. Bunun tek yolu askerlerin gemilerle Trabzon'a taşınıp oradan Erzurum'a götürülmesiydi. Fakat bir torpidoyla yaralanmış olan Yavuz zırhlısı o sırada tamirdeydi. Osmanlı donanma komutanı Amiral Suşon, Rus donanması karşısında denizden yapılacak bu sevkiyatın güvenliğini Yavuz zırhlısı olmadan sağlayamayacağını söyledi. Kısa süre sonra Hafız Hakkı Paşa, orduda yaygın olan tifüs hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak bu konuda şunları yazıyor. Yavuz'un yaralanması bir bakıma isabetli oldu. İki kol ordu İstanbul'da kaldı. İngilizler Çanakkale'ye bir taarruz hazırlığındaydılar. Liman von Sanders Paşa, bu kuvvetler doğuya gönderilirse oraya 2-3 ayda ulaşırlar. Çanakkale harekatına karşı burada bekletelim diyordu. Bu iki kol ordu kaldı ve Çanakkale Muharebesi'ni kazanarak İstanbul'u kurtardılar. Hafız Hakkı Paşa vefat ettiğinde İngiliz ve Fransızlar Çanakkale'ye yapacakları saldırının hazırlıklarını tamamlıyorlardı.
Cemal Paşa kumandasındaki 4. Ordu ise bu sırada Süveyş kanalında çarpışıyordu. Peki ama İtilaf devletleri Çanakkale'ye çıkarma yapmaya hazırlanırken Osmanlı ordusunun Mısır'da ne işi vardı? Süveyş kanalı ve Hindistan'a ulaşım yolu Akdeniz'den. Savaş sırasında her türlü malzeme tabii, hem insan malzemesi hem her türlü işte yani yiyeceğinden tutun şeye kadar. Zaten İngiltere için Doğu cephesi biliyorsunuz Hindistan kumandanlığına bırakılmış bir cephedir. Dolayısıyla bütün askerleri o ve doğu, daha doğusundaki sömürgelerden, işte Anzaklar örneğin, onlar yürütmüştür temelde. Süveyş'ten geçerek, Mısır'a gelerek, Kahire'de eğitilerek. İngiliz Savunma Bakanı Lord Herbert Kitchener'in şu sözü tarihe geçecekti. Mısır'ı kaybedersek savaşı kaybederiz. İngiltere asker ve yiyecek ihtiyacını sömürgeleri Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'dan Süveyş kanalı yoluyla karşılıyordu. Çanakkale'ye saldıracak Anzak, yani Avustralya ve Yeni Zelanda askerleriyle İngiliz askerleri de Mısır'da toplanıp eğitilecekti. Osmanlı'nın Süveyş harekatı başarılı olursa bu engellenecek, en azından İngiltere çok sayıda askerini Mısır'da tutmak zorunda kalacak, Almanya ve Türkiye biraz rahatlayacaktı. Kanal harekatına çok önem verildiği için Bahriye Nazırı Cemal Paşa İstanbul'dan gelerek Suriye'deki 4. Ordu'nun kumandanlığını da üzerine aldı. Süveyş kanalına ulaşması planlanan 8. Kol Ordu'nun kumandanı Mersinli Cemal Paşa, Kurmay Başkanı Alman Yarbay Freiherr von Kress'ti. Osmanlı'nın buradaki asker sayısı 25 bindi, gönüllü aşiretlerle sayıları 50 bini buluyordu. Mısır Müslümanlarını ayaklandırmak için Teşkilat-ı Mahsusa'da seferber edilmişti. Osmanlı birlikleri büyük güçlükte Tih Çölü'nü geçtiler. Tarihçi Edward Erickson, Türklerin eşi görülmemiş karmaşık bir lojistik operasyonla dev su tanklarını ve depolarını ileriye taşıdığını belirtir. Fakat İngilizler derhal sömürgelerinden gemiler dolusu asker getirerek Mısır'daki kuvvetlerini 150 bine çıkardılar. Uçaklarla keşif yaparak topçularını yönlendirdiler. Türkler geri çekilmek zorunda kaldı. Şehit ve yaralı asker sayısı 1300 civarındaydı. İngiltere Mısır'a yığdığı Anzakları çok geçmeden Çanakkale'ye gönderecekti. Osmanlı, Temmuz 1916'da ikinci bir kanal harekatı daha yapacak. Ne var ki yine sonuç alamayacaktı. İngiliz kabinesinde Çanakkale'ye saldırı fikri Eylül 1914'te, yani Osmanlı savaşa girmeden yaklaşık 2 ay önce görüşülmeye başlandı. Daha 27 Ağustos'ta hem de Osmanlılar İtilaf devletleriyle ittifak yapmak için uğraşırken İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Louis Malle Londra'ya gönderdiği askeri raporda Rusya'ya yardım etmek için Çanakkale saldırısının yapılabileceğini yazdı. Aynı gün Yunanistan Başbakanı Venizelos Londra'ya şu telgrafı gönderdi. Boğazlara karşı bir harekat düşünüldüğü takdirde Yunan kara ve deniz kuvvetleri müttefiklerin emrindedir. Londra hükümetinde Çanakkale saldırısının en ateşli savunucusu Denizcilik Bakanı Winston Churchill'di. Yunanistan'ı da düşünen Churchill, Yunan donanmasını eğitmekle görevli Amiral Walter Kerr'e şu mektubu yazdı. Türkiye'yi kalbinden vurmak için Yunan ordusu deniz üstünlüğümüze dayanarak Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirebilir. Bizler Marmara'ya girer, Türk ve Alman savaş gemilerini batırır, Karadeniz'deki Rus donanması ve ordusuyla irtibat kurarak duruma hakim oluruz. Bunu Yunan makamlarıyla görüşün. Yunan Başbakanı Venizelos da bunun için çok istekliydi.
Bu sırada Rus orduları başkumandanı Grandük Nikola Nikolayevic Sarıkamış harekatı sürerken İngiltere'den yardım istedi. Batı cephesinde Almanya ile savaştıklarını hatırlatarak İngiltere'ye baskı yaptı. 31 Aralık günü Grandük Nikola, Rus Genelkurmayı'nda görevli İngiliz General Sir John Williams'la görüştü. Sibirya kolordusunu Türklerin üzerine gönderebilecekken ittifaka sadık davranmak için Alman cephesine gönderdiklerini söyledi. "Sizin için savaşıyoruz," dedi. Grandük Nikola'nın İngiltere'den istediği kendi sözleriyle aynen şuydu: "Müttefiklerimizin Türkiye'ye en can alacak noktadan vurmaları gerekir." En can alıcı nokta Çanakkale'ydi. Rus İmparatorluğu aslında çöküntünün eşiğindeydi. Almanya cephesinde savaşan Rus ordusunda 250 bin askerin tüfeği yoktu. Rus ordusunun savaştığı cephelerde aylık 1,5 milyon top mermisine ihtiyaç vardı. Oysa yalnızca 140 bin top mermisi sağlanabiliyordu. Rus sanayi kalabalık ordusunu donatmaktan uzaktı. İngiltere ile Fransa boğazları geçip Rusya'ya silah ve mühimmat ulaştıramazsa Rusya çökebilir, zaferi Almanya kazanabilir korkusu İtilaf devletlerine hakimdi. İtilaf devletleri için Osmanlı'yı çökertmenin, Balkan devletlerini kendi safına almanın, Rusya'ya silah ve mühimmat göndermenin, karşılığında buğday almanın tek koşulu Çanakkale'yi geçmekti. Tarihçi Margaret Macmillan, kendisini Bizans'ın varisi sayan Rusya'nın boğazlara büyük önem verdiğini yazar. Çarlık Rusya'sının ihracatının %40'ını boğazlardan yaptığını, boğazların kapatılmasının Rus ekonomisine ölümcül bir etki yarattığını vurgular. Savaştan çekinmemesi için Rusya'ya İstanbul'u vaat etmek, boğazları açarak yardım götürmek fikri böylece güçlenmiş, Churchill'in tezi kabul edilmişti. Winston Churchill 1910 yılında Anadolu'nun Ege sahillerini boydan boya gezmiş, İzmir'de karaya çıkmış, Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a gelmişti. 1910'daki bu gözlemlerine dayanarak Çanakkale'nin kuvvetli bir donanmayla geçilebileceğini düşünüyordu. İngiliz istihbarat subayı Charles Colville, Osmanlıların Çanakkale tahkimatını güçlendirdiğini belirterek böyle bir harekatın çok riskli olacağı konusunda Churchill'i uyarmıştı. Ancak hırslı bir politikacı olan Churchill ısrarından vazgeçmedi. Çanakkale'de kazanacağı zaferin kendisini politikada yükselteceğine inanmıştı. Nihayet İngiliz hükümeti Çanakkale saldırısına karar verdi. Karar 19 Ocak'ta Rusya'ya müjdelendi. Churchill şöyle diyordu: "Çanakkale'de tabyalarına bomba yağdıkça Türkler korkudan paralize olacaklar." Çanakkale'ye İngilizlerin 12 adet büyük savaş gemisi saldıracaktı. Bunlardan Queen Elizabeth Dreadnought'u zamanın en güçlü savaş gemisiydi. 38 santimetre çapındaki toplarıyla Çanakkale mevzilerine bomba yağdıracaktı. Ayrıca 3 hafif kruvazör, 15 destroyer, 4 denizaltı ve çok sayıda mayın tarama gemisi harekata katılacaktı. Fransa'da 4 büyük savaş gemisiyle 1 kruvazör, 6 torpido gemisi ve 4 denizaltı tahsis etti. Churchill, Yunanistan'ın elinde bulunan Limni Adası'nı üs olarak kullanmayı planladı. İtilaf donanmasına Yunan gemileri de katılacaktı. Yunan Başbakanı Venizelos buna çok istekliydi. Fakat boğazlar ve çevresine kendisi hakim olmak isteyen Rusya, işin içine Yunanistan'ın sokulmasına şiddetle itiraz etti. Yunan Kralı 1. Konstantin, Alman İmparatoru Wilhelm'in kız kardeşiyle evliydi. Kral Konstantin, Yunanistan'ın İngiltere yanında harbe girmesine karşıydı. Başbakan Venizelos ise İngiltere yanında harbe girerek Batı Anadolu'dan toprak almak ve mümkünse İstanbul'da da söz sahibi olmak arzusundaydı. Churchill 6 Şubat'ta Yunan Başbakanı Venizelos'a gizli bir mektup gönderdi. Çanakkale'ye yapılacak harekat için Limni Adası'nın İtilaf devletlerinin kullanımına bırakılmasını istedi. Karşılığında Yunanistan'a Kıbrıs'ı vaat etti. Kralı ve parlamentoyu ikna edemeyeceğini düşünen Venizelos'un cevabı diplomasi tarihine geçecek kadar ilginçti. Venizelos'un Atina'daki İngiliz Büyükelçisi'ne söylediği şuydu: "İngiliz donanması Limni'yi alarak deniz üssü kurabilir. Ben Yunanistan'ın tarafsızlığı adına formaliteden bunu protesto ederim. Siz protestomu ciddiye almazsınız."
Churchill, Rus ordularının başkumandanı Grand Duke Nikola'dan müttefiklerin Çanakkale Harekatı devam ederken Rusya'nın Karadeniz filosunun da İstanbul Boğazı'na saldırmasını istedi. Grand Duke bunu istekle kabul etti. Fakat Grand Duke bunu Çanakkale Harekatı devam ederken değil, İngiliz-Fransız donanmaları Çanakkale'yi geçip Marmara'ya girdikleri zaman yapmak istiyordu. Çünkü İstanbul ağır Krupp toplarıyla çok iyi tahkim edildiği gibi Göben yani Yavuz gemisinin tamiri bitmek üzereydi. Rus donanması o kadar güçlü değildi. 19 Şubat 1915'te İngiliz ve Fransız donanmasının bombardımanıyla Çanakkale Savaşı başladı. Sarıkamış faciasından 1,5 ay, Kanal mağlubiyetinden hemen sonra. Yoğun topçu ateşi altında Türklerin çekilmesiyle İngilizler Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkardı. Churchill Mart başında yani 2-3 hafta içinde İstanbul'a ulaşacaklarını söylüyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Türkiye'nin kayıtsız şartsız teslim olmaktan başka çaresinin olmadığını ifade ediyordu. Tarihçi Stanford Shaw'un belirttiğine göre, İngiltere'nin bir beklentisi de Çanakkale geçilince İstanbul'daki Hristiyanların ayaklanmasıydı. İngiltere onları korumak için İstanbul'a asker çıkarmayı planlıyordu. Osmanlı hükümeti her ihtimale karşı devlet hazinesindeki altınları gizlice Eskişehir'e nakletmişti. Padişah, bakanlar ve kor diplomatiği Eskişehir'e götürecek bir tren hazırda bekleyecekti. Tarihçi Alan Palmer İstanbul'daki manzarayı şöyle anlatır. Bazı kiliselerde İngiliz donanmasının gelişi için dualar okunuyor ve müttefik gemilerin Marmara Denizi'ne girişini izlemek üzere İstanbul'un güneyindeki büyük adada piknik partileri düzenleniyordu. Venizelos İstanbul'a yürümek için 3 dümen önermişti. Rusya'nın başkenti Petersburg'daki İngiliz Büyükelçisi George Buchanan İstanbul için bu savaşın en değerli ganimeti diyordu. Gerçekten Çanakkale'nin geçilip İstanbul'un düşmesi Türkler için her şeyin sonu demekti. Fakat Çanakkale daha Sultan II. Mahmut'tan itibaren mümkün mertebe tahkim edilmişti. Özellikle 1913 ve 1914 yıllarında kuvvetli tahkimat yapılmıştı. Mehmetçik de canını dişine takarak vatanını savunacaktı. 19 Şubat'ta başlayan Çanakkale Deniz Savaşı'nda 18 Mart ölüm kalım günüdür. Kahraman Mehmetçiğin şanlı zafer bayrağını Çanakkale'ye diktiği kutlu gündür. 18 Mart sabahı saat 8.30'da İngiliz Dreadnought'u Queen Elizabeth'ten İtilaf donanmasına ileri sinyali verildi. Önde İngiliz Triumph gemisi, hemen arkasında İngiliz ve Fransız savaş gemileri, kruvazör ve çok sayıda torpido, tahrip ve nakliye gemileri Çanakkale Boğazı'ndan içeri girdiler. 11.30'da Boğaz'ın Anadolu ve Gelibolu tarafındaki Türk tabyalarına yoğun bombardıman başladı. Tabyalara 7 saat içinde 3.340 bomba yağdırılacaktı. Dakikada 8 bomba. 10 gün önce Çanakkale'de görevli Alman Amiral Menter Paşa, Anadolu yakasındaki Erenköy koyuna mayın döşenmesini önermişti. Bunu isabetli bulan müstahkem mevki kumandanı Cevat Paşa, Nusret gemisini görevlendirdi. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey komutasındaki Nusret, 7-8 Mart gece yarısından sonra sisli havada hareket etti. Müstahkem mevki mayın grup komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey, Nusret'in daha önce döşenmiş mayınlara çarpmaması için kılavuzluk yaptı. Nusret ışıklarını söndürdü, Erenköy koyuna suyun 4,5 metre altına yüzer metre aralıklarla 26 mayın yerleştirildi. Kimse fark etmedi. 18 Mart günü saat 13.45'te Fransız savaş gemisi Büve, Erenköy koyuna girip Hamidiye tabyalarına bomba yağdırırken Nusret'in döşediği mayınlara çarptı. 4 topçu atışı da isabet edince 2 dakika içinde yan yattı, mürettebatının tamamıyla birlikte battı. 16.30 sıralarında Türk topçusu İngilizlerin Irresistible adlı zırhlı gemisini batırdı. Rumeli tarafında Mecidiye tabyalarında Seyit Onbaşı Bismillah dedi, 215 kilo mermiyi kaldırıp topun kundağına sürdü, ateşledi. Ocean gemisi de sulara gömüldü. Üç
savaş gemisi batmıştı. Ardından Agamemnon, Inflexible, Suffren, Golova gemileri ağır hasar aldı. Saat 17.50'de müttefik filo kumandanı Amiral John de Röbeck geri çekilme emri verdi. Deniz savaşını Türkler kazanmıştı. Müstahkem mevki kumandanı Cevat Paşa tabyaları teker teker gezerek askerleri tebrik etti. Seyit Onbaşı'dan aynı mermiyi tekrar kaldırmasını istediğinde Onbaşı bırakın kaldırmayı bu defa mermiyi yerinden bile oynatamadı. Çanakkale'de şimdi 8,5 ay sürecek olan kara savaşları başlayacaktı. Müstahkem mevki kumandanı Esat Paşa, başkumandan vekili Enver Paşa'ya kara savaşı için Çanakkale'nin takviye edilmesi gerektiğini bildirdi. Müttefik Kuvvetler Genel Kumandanı General Ian Hamilton da Londra'da Savunma Bakanı Lord Kitchener'e doğuda şerefimizi kurtarmak için bir sefer kuvveti göndermek tek çaredir diye telgraf gönderdi. Enver Paşa, Çanakkale'de yapılacak kara savunmasını güçlendirmek için çeşitli birlikleri birleştirerek 5. Ordu Kumandanlığı'nı kurdu. Başına Liman von Sanders Paşa'yı tayin etti. Müttefikler cephesinde ise askeri kuvvetler Mısır'da toplandı. Anzak askerlerine ilaveten Hindistan'dan Sih dinine mensup yeni askeri birlikler getirildi. Askerleri, mühimmatı ve 16 bin nakliye hayvanını Limni Adası'ndaki üste taşımak için 84 adet büyük nakliye gemisi görevlendirildi. Çanakkale kara savaşlarının stratejisi konusunda Liman von Sanders Paşa ile Türk kumandanlar arasında görüş farkı vardı. Sanders, kıyı savunması yerine düşmanın içeriye çekilerek imha edilmesini emretmişti. Halbuki Türk kumandanlara göre düşman kıyıya yerleşmeden püskürtülmeliydi. Türk komutanlarının yaptığı planlara baktığımız zaman düşmanın kıyıya çıkmasına fırsat vermeden boğulması veya imhasında birleşmişlerdi. Liman von Sanders düşmanın kıyıya çıkmasına fırsat tanınmasını istemekteki asıl amacı Batı cephesindeki Alman ordusunun yükünü hafifletmek, İngilizlerin ve Fransızların bu bölgedeki kuvvetlerini Çanakkale, Gelibolu bölgesine aktarmalarına zemin hazırlamaktı. Dolayısıyla plan bu çerçevede uygulandı. İngilizlerin ve Fransızların işte çıkarma yaptıkları bölgelerde çok az bir ilerleme sağlamalarına rağmen Türk ordusuyla 8,5 ay sürecek bir savaşın bu bölgede kara muharebelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bütün sıkıntılara rağmen İstanbul'a yakınlık ve Marmara Denizi'nden ulaşım kolaylığıyla Çanakkale'de lojistik ve beslenme diğer cephelerdeki Osmanlı ordularına göre nispeten daha iyiydi. 165. Alay'a bağlı 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Şerif Bey'in günlük raporlarından biri şöyleydi. Sabah raporu 1. Gece sükunetle geçti. Subay Keşif Kolu mühim bir haber getirmemiştir. 2. Kanatlarla irtibat mevcuttur. 3. Gece asker kısmen siperlerinde dinlenmiş ve kısmen hasadıyla uğraşmıştır. 4. Sabah zeytinyağlı un çorbası, akşam sebze yemeği verilmiştir. Binbaşı Şerif Bey'in başka bir raporunda askere verilen yemek konusunda şu kayıt vardı. Akşam zeytinyağlı bulgur çorbasıyla üzüm hoşafı, sabah zeytinyağlı un çorbası. Kale Kara Savaşları 25 Nisan sabaha karşı saat 3 sularında başladı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri Anadolu yakasında Kumkale'ye, Gelibolu Yarımadası'nda güneyde Seddülbayır'a ve kuzeyde Anzak Koyu'da denilen Arıburnu Anafartalar bölgesinde kıyıya asker çıkardılar. Asıl kanlı muharebeler Gelibolu Yarımadası'nda cereyan etti. 25 Nisan 1915 günü seher vakti başlayan bu kara harekatındaki Anzak Koyu'na, Kabatepe açıklarına yapılan düşman çıkarmasının hemen akabinde 9. Tümen birlikleri ilk defa düşmana müdahalede bulunmuşlardır.
Tabii düşmanın aynı gün, aynı saatlerde Seddülbahir bölgesinde de çıkarma harekatı yaptığını görüyoruz. 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey bu bölgedeki birliklerle ilgilenmek için Güney bölgesine gidecektir. Dolayısıyla İhtiyat Tümen Komutanı olarak Mustafa Kemal'in Arıburnu bölgesindeki çıkarmaya hemen müdahale etmek için harekete geçtiğini görmekteyiz. Burada Mustafa Kemal kendi inisiyatifini kullanarak 57. Piyade Alayı'nı ve bir dal top bataryasını yanına alarak bir yürüyüşle, bir intikal yürüyüşüyle bu birlikleri Koca Çimentepe'ye çıkartacaktır. Oradan Jonkbayırı istikametinde taarruz emri verecektir ve ilerleyen Anzak birlikleri Jonkbayırı'nda durdurulup daha da gerilere kıyı şeridine kadar püskürtülecektir. Mustafa Kemal bu ilk gün gösterdiği kararlı tutumuyla kara harekatında önemli bir başarıya imza atmıştır. Ve bu Çanakkale muharebelerinin gidişatını da değiştirmiştir. Çanakkale destanının, Çanakkale ruhunun, Çanakkale şehit ve gazilerinin bir sembolle anlatılması gerekirse, deniz zaferinin sembolü Seyit Onbaşı, kara zaferinin sembolü 57. Alay'dır. Çanakkale'de bugün Seyit Onbaşı'nın heykeli 57. Alay şehitliğinin anıtı vardır. 57. Piyade Alayı 19. Tümen'in Mustafa Kemal emrinde ki alay komutanı olarak da Hüseyin Avni Bey vardır. Binbaşı Hüseyin Avni Bey Ağustos muharebelerinde şehit olacaktır kendisi. Yarbay rütbesinde olmuştur o dönemde. 57. Piyade Alayı o ilk günkü harekat esnasında Jonkbayırı muharebelerine büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek düşmanın püskürtülmesinde en büyük pay sahibi olmuştur diyebiliriz. Bu alay ile yapılan muharebeler esnasında 27. alayın bir kısım birlikleri düşman karşısında tutamayıp geri çekilirken Mustafa Kemal bunlara karşı gelmiştir ve askerlere o tarihi emrini vermiştir. Askerler mermilerinin kalmadıklarını söylediği zaman süngü tak, marş marş, hücum emrini verecektir. Ki burada söylediği o veciz söz şudur, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum şeklindedir. Mustafa Kemal'in bu sözü bizim harp tarihimizde bir vecize olarak yerini almıştır. Bomba şimşekleri beynin denini persiperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvarda yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Çanakkale'de kara harekatında da başarısızlığa uğrayan İngiliz ve Fransız kuvvetleri 19-20 Aralık 1915 gecesi kademeli şekilde çekilmeye başladılar. Ocak 1916'da çekilmeleri tamamlandı. Askeri tarihçi Edward Erickson'a göre Çanakkale savaşlarının sürdüğü 10 ayda İtilaf devletleri Çanakkale'ye toplam 480 bin asker gönderdiler. Türklerin gönderdiği asker sayısı 500 bindi. Bütün savaş boyunca İngilizler ölü, yaralı, hasta ve kayıplar dahil olmak üzere 205 bin zayiat verdiler. Fransızların zayiatı 49 bindi. Türklerin Çanakkale'deki zayiatı ise 251 bini buldu.
Genelkurmay'ın verdiği rakamlara göre şehit sayısı 595'i subay olmak üzere 56.643, yaralı sayısı 96.977 idi. Tasvir-i Efkar gazetesi 29 Ekim 1915 günkü sayısında Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşın birinci yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale zaferlerini kapak yaptı. İstanbul, Çanakkale Boğazı ve Mehmetçik resimlerinin altında zaferlerin sembolü iki kahramanın resimlerini yayınladı. Deniz savaşlarındaki zaferin kumandanı Mirliva Cevat Paşa ve kara savaşlarındaki zaferin kumandanı Miralay Mustafa Kemal Beyefendi. Yılında şanlı Çanakkale vardır. Mısır'da kanal harekatı vardır. Sarıkamış faciası vardır. Bütün bunlara ek olarak bir facialar dizisi daha vardır. Ermeni komitalarının Rus ordularına katılmaları, Van isyanı, Van ve çevresinde yapılan Müslüman katliamı ve trajik Ermeni tehciri. 1914'e gelindiğinde Ermeni meselesi geçen 40 yıl içinde çok büyümüş, uluslararası hale gelmiş, karşılıklı nefreti besleyen kanlı çatışmalar olmuştu. Balkan milliyetçilerinin 1912'de Rumeli'yi Osmanlı'dan koparması Ermeni milliyetçiliğini körükledi. Büyük devletler de devreye girdiler. Rusya Ermeni meselesini kullanarak Doğu Anadolu'ya hakim olma peşindeydi. İtilaf devletlerinin desteğiyle Rusya, Osmanlı'ya Yeniköy Anlaşması denilen projeyi kabul ettirdi. Buna göre Sivas dahil 6 Osmanlı vilayetine Ermeni eyaleti deniliyor, 2 idari bölgeye ayrılıyor, buraya çok geniş yetkilere sahip 2 Avrupalı müfettişin atanması kararlaştırılıyordu. Nüfusun en fazla 1/4'ü olan Ermeniler, il meclislerinde, jandarma ve memur kadrolarında eşit paya sahip olacaklardı. İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Giers 9 Şubat'ta Çar'a gönderdiği raporda Yeniköy Anlaşması'nı 1877'de Bulgar Eksarlığı'nın yani özerk yönetiminin kurulmasına benzetiyordu. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulması demekti bu. Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas'a Ermenistan'ın denize çıkışı olsun diye son anda 7. vilayet olarak Trabzon'da eklenmişti. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Gulkeviç de harpte Rusya İstanbul'u ele geçirdiğinde İstanbul'daki 200 bin Ermeni'ye istinat edebileceğini, dayanabileceğini yazdı. Amerikalı tarihçi Gunter Levy, Osmanlı'nın Yeniköy Anlaşması'nı Rusya'nın silahlı müdahale tehditleri altında zorla imzaladığını belirtir. Yeniköy Anlaşması, Rusya ile Ermeni komitaları arasındaki sıkı bağın bir belgesiydi. Sarıkamış faciasında, Van isyanında ve Rus ordusunun Doğu Anadolu'da yaptığı işgallerde de silahlı Ermeni alayları Rus ordusuyla beraber hareket edeceklerdi. Talat Paşa, Osmanlı Meclisi'ndeki Ermeni milletvekilleriyle defalarca konuştu. Devlete sadık olurlarsa istedikleri reformların yapılacağını söyledi. Fakat kabul ettiremedi. 2 ila 14 Ağustos 1914 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan Taşnak Kongresi Osmanlı Devleti'ne sadık kalacağını açıkladı. Çünkü Rus ordusu harekete geçmeden devletle çatışmak istemiyorlardı. Kongrede Rusya'nın Tiflis şehrinde bir Ermeni bürosu açma kararı da alındı. Rus ordusuyla birlikte yapılacak silahlı hareketleri işte bu büro örgütleyecekti.
Tarihçi Stanford Shaw, Rus ordusunda çoğunluğu Türkiye'den giden 150 bin Ermeninin bulunduğunu ve bunların Türkiye'ye karşı savaştıklarını belirtir. Savaş boyunca 6 Ermeni gönüllü adayı daha kuruldu. Her bir alayda aşağı yukarı 1300 silahlı Ermeni bulunuyordu. Rusya'nın Kafkas ordusu kumandanı General Dashkov, Ermeni alaylarını örgütleyip yönetmesi için Andranik Toros Ozanyan'ı Bulgaristan'dan çağırdı. Andranik adamlarıyla birlikte Balkan Savaşı'nda Bulgar ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı savaşmıştı. 15 Ağustos'ta Osmanlı'nın savaşa girmesinden 2,5 ay önce Tiflis'e geldi. Ermeni alaylarını örgütleme çalışmalarına katıldı. Tarihçi Stanford Shaw şöyle anlatır. Herkes Andranik'in birliğine katılmak istiyordu. Çünkü Türkleri öldürmekle çok ün kazanmıştı. 19 Ekim'de Andranik 1300 adamıyla Tiflis istasyonundan hareket etti. Ermeni bayrakları ve Ermeni marşlarıyla uğurlandı. Ermeni milliyetçiliğinin Osmanlı'ya karşı Rus ordusuyla işbirliğini simgeleyen tipik bir isim İttihat ve Terakki listesinden Erzurum mebusu seçilen Karakim Pastırmacıyan'dı. Pastırmacıyan'ın kod adı Armengaro'ydu. Karakim Pastırmacıyan 1872 Erzurum doğumludur. 1896 yılında Osmanlı Bankası'na yapılan silahlı baskına katıldı. Genç yaşta şöhret kazandı. Rusya ve Fransa'nın araya girmesiyle serbest bırakıldı, yurt dışına çıktı. Meşrutiyet ilan edilince Taşnak Komitesi tarafından İttihat ve Terakki listesinden Erzurum milletvekili seçildi. Savaştan önce Eylül 1914'te Osmanlı 3. Ordusu'ndaki Ermeni asker ve subayların çoğunu yanına alarak Rus tarafına geçti. 2 numaralı Ermeni alayının komutanı oldu. Tarihçi Stanford Shaw, Pastırmacıyan'ın Osmanlı ordusuna ait yüzlerce savunma planını Ruslara vererek Rus ordusunun Doğu Anadolu işgalinde önemli katkısının olduğunu yazar. Pastırmacıyan 1918 yılında Boston'da Ermenistan Neden Özgür Olmalıdır adıyla bir kitap yayınladı. Kitapta Dünya Savaşı'nda Rus ordusuna nasıl hizmet ettiklerini anlattı. Sarıkamış Harekatı sırasında Bardız Geçidi'nde Ermeni alaylarının Türk ordusunu 24 saat süreyle engellediğini, bu 24 saat içinde Rusların topçu birliklerini getirerek Sarıkamış'ı tahkim ettiklerini yazdı. Türk ordusunun 30 bin askerini donarak kaybettiğini de belirten Pastırmacıyan şöyle devam ediyordu. Eğer Türk ordusu umduğu gibi Sarıkamış'a 24 saat gecikmeden gelseydi, karşısında sadece Rus ihtiyat alayıyla karşılaşacak, Rus topçusuyla karşılaşmayacaktı. Bu, Keli komutasındaki 4. Ermeni gönüllü alayının Rus ordusuna paha biçilmez bir hizmetiydi. Bardız geçidine yerleşen 600 Ermeni gönüllüsü, 60 bin Rus askerini Türkler tarafından esir alınmaktan kurtardılar. Ermenilerin Rus ordusuna yaptığı bu büyük hizmeti, Enver Paşa da İstanbul'a döndüğünde ifade etmiştir. Çarlık ordusuyla Ermeni komitalarının işbirliği Sarıkamış faciasından sonra arttı. Kış ayları geçtikten sonra Van isyanı ve ardından bölgedeki Rus işgali bu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Askeri tarihçi Edward Erickson, Ermeni komitelerinin isyan için Van'ı merkez seçtiklerini, Ruslar tarafından ağır silahlarla teçhiz edildiklerini anlatır. Osmanlı eli silah tutanları orduya almıştı. İç güvenlik için gereken jandarma gücü çok zayıftı. Komiteler Mart 1915'te Van ve Bitlis'in köylerinde kolayca terör eylemlerine başladılar. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden sonra İtilaf Devletleri Çanakkale'ye yapacakları kara harekatı üzerinde çalışırken isyan genişledi. 20 Mart'ta Ruslar Ağrı'ya girdiler. Rus donanması Karadeniz sahillerinde Zonguldak, Ereğli ve Rize'yi bombaladı. 3 Nisan'da Van'ın Çatak ilçesi Ermeni birliklerinin eline geçti. 4 Nisan'da Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde büyük bir Ermeni isyanı çıktı. 7 Nisan'da Ermeni kuvvetleri Van'ı kuşattı. 13 Nisan'da Rus ordusu Artvin'e girdi. 14 Nisan'da Van'a giren 5000 kişilik Ermeni kuvvetleri camilere,
bankalara, kamu binalarına saldırdı. 18 Nisan'da Bitlis'te büyük bir Ermeni ayaklanması başladı. Van ve Bitlis'te kanlı çatışmalarla birlikte büyük bir Müslüman katliamı ve Müslüman tehciri yaşandı. Amerikalı tarihçi Justin McCarthy şunları yazar. Van'ın Müslümanları herhangi bir direniş örgütlemeye olanak bulamadan etkin biçimde yok edilmişlerdi. Van'da İslamlarla ilgili ne varsa yakılıp yıkıldı, çok eski zamanlardan kalma 3 yapı dışında bütün camiler ateşe verildi. Mayıs'ta Van Valisi Cevdet Bey, şehirde kalmış Müslümanlara katliamdan kurtulmaları için şehri terk etmelerini söyledi. 17 Mayıs'ta vali ve şehirdeki son Osmanlı askerleri de Van'dan çıktılar. Rus ordusu Ermeni alayları ile birlikte Van'a hakim oldu. Ünlü Ermeni çetecilerinden Aram Manukyan, Van Valisi ilan edildi. Müslüman mahalleleri ateşe verildi. Tarihçi Edward Erickson, Van Harekatı'nı Rus Kafkas Ordusu kumandanı Yüden için planladığını yazar. Rus ordusu sonradan harekatı genişletecek, Bitlis'i de işgal edecektir. İsyanın ve işgalin Erzurum'a sıçrama korkusu, Anadolu şehirlerinde Ermeni komitalarının faaliyetlerine ilişkin raporlar, çok sayıda silah ve mühimmat depolarının bulunması üzerine Osmanlı hükümeti ilk Ermeni tehcirini Erzurum'da başlattı. 24 Nisan'da ülke genelinde Ermeni komita ve dernekleri kapatıldı. Evraklarına el konuldu. Ermeni ileri gelenlerinden 2345 kişi tutuklandı. Tehcir kanunu denilen ünlü kanun 27 Mayıs'ta çıkarıldı. Ermeni meselesinin gelişimini, tehcir uygulamasını ve yaşanan faciaları gelecek bölümde anlatacağız.